Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Huawei P Smart 2019 modelini inceleyeceğiz. Evet. Bir de bunun 2018'i var herhalde. Evet. <laughs> Ondan onu anlıyoruz. <laughs> evet, 2019 modeli. Şimdi bu telefonlar ya şöyle geneli bir süre oldu. Ben artık şöyle bir dezavantaj yaşıyorum. Ben bunun sunumuna gittim hı hı. Türkiye'deki lansmanlar. Lansmanda işte özellikleri verirsin, sonra fiyatı açıklanır, hemen atarsın tweet'e. 2400 dediler. Tweet'i attım. Daha mesajım, atarken diyorsun. <laughs> bizimkilerden mesaj geldi abi dediler vatanda 2200 lira. Ben 2400 lira diye atmıştım. 2200 lira vatanda şu anda diye. E, daha Ya dur daha hani bir 5 dakika geçsin bari hani üstünden. Değil mi? Haberin. Şu an 1800 lira. Şimdi bak. Ne kadar oldu onu, yani kaç gün? Bir ay falan olmuştur. Hmm. Ee, ben onu e, hani aynı gün incelesem yapacağım yorumla şimdiki arasında fark olacak. Bayağı fark 2400 yani. lira 1800 2400 lira olsaydı almayın diyecektim. Hı hı. Yani m 20 Lite var çünkü. Ona çok yaklaşıyor. Yani %20-25 fiyat inmiş. Evet. Ee, şimdi 1800 lira yani 2000 lira sınırının altına indi. Hı hı. Bence şu anki yani orta seviye telefonlar için psikolojik sınır orası işte. 2000'i geçmemen lazım. 1800 lirada orada tutunmuş. Orada bayağı da seçenek de var aslında. Seçenek çok canım. Artık hani insanlar, ya şöyle bir şey oldu. Telefonların da hepsi birbirine benziyor. Hı hı. Bir de öyle bir sıkıntımız var. Ben ofiste karıştırıyorum artık telefonları. Mesela bunu çekememenin sebeplerinden biri ben bunu evde unutmuşum. Hı. Başka telefonla gelmişim. Yanlış telefon geldi. Evet yanlış telefonla gelmişim. <laughs> şu arkaları falan bile benziyor değil mi çok artık? Çok benziyor. Bir de şey şu geçişli renk olayını hı hı. en tepe seviyesinde başlatmışlardı. E şimdi bunlarda Herkesine da var. geldi. Güzel gözüküyor. Bu Aurora mavisi diye geçiyor. Hı hı. Safir mavisi var. Ee, gece siyahı var. Güzel. Geçişi yani şunu gören herkes beğeniyor. Ben yani bu tutturuldu bu iyi ya oldu. Şimdi Çok güzel. Sadece parlak olduğu Par için parmak izi deli gibi gidiyor. parmak izi kalıyor. Evet. 6.21 inçlik şey bir telefon elindeki. Hı hı. Ee, IPS LCD ekranı var. 1080'e 2340 çözünürlüğü var. Yani gövdenin hissiyatı yani 5.5 inç telefon kadar oldu artık. Hani şu kıvrımlarda falan hmm. ekleniyor. Bir de tabii şey bak, çerçeve bayağı inceldi. Evet. Şimdi bundaki şey şu bak damla çentik kullanıyor. Hmm. Evet şu şeydeki yani, yani mümkün olduğunca küçültmüşler. Ne diyorsun? Ya ben çentikten çok rahatsız olmuyorum. Küçültmeleri daha da iyi bence. Şimdi yani deliktense bence çentik daha. Çentikteki yeni akım bu ya damla çentik ya delik. Hı -hı. Samsung'da gördük delik sonlarda. Yani delik hani bunun konusu değil ama hem merkezde durmuyor, simetriyi bozuyor. Hem de kenarında bir evet. ekranda parlaklık kalıyor yani o aradaki ufak boşlukta. Tabii ki ekranda delik yok da ona benzetme olarak delik çünkü baktığın zaman orada bir yuvarlak e siyahlık evet, var. Evet işte. Şimdi bu, bu yine üst tarafa bağlı olduğu için bunu da yine klasik yöntemle yok edebiliyorlar. Hı hı. Hani çentiyi yok et seçeneği bunda da var. Tabii Şuraya bir siyah bant atıyorsun gidiyor. Bant atıyor gidiyor. Ee, onun dışında 100, 160 gram hafif diyebilirsin 7.95 milimetre Kirin 710'la geliyor tabii ki Huawei olduğu için e, kendi işlemcisini kullanıyor. Kirin 710 ne? Snapdragon 660'ın karşılığı diyebilirsin. Hı hı. Tam olarak hani ben test ettiğim zaman en son elimde şey vardı 660'dan A9 vardı. Bire bir yani neredeyse kafa kafaya e, çıkıyor sonuçları. Mali G51 MP4 var üstünde, GPU olarak. Bunun performansı birçok oyunda yeter. E, ama yine de tabii ki orta seviyeye çekeceğin, e, orta seviyede oynamayı tercih edeceğin oyunlar da olacak. Çünkü oyunlar çok ciddi ağırlaşmış durumda. Hani e, basit araba yarışından, işte Angry Birds'ten PUBG'lere geldik. Hı hı. Dolayısıyla sistem gereksinimi artmış oluyor. Ama bununla da e, mutlu olursun oyun deneyiminde. Zaten şey yapıyor. Bunların içinde işte şey GPU turbo gibi hani böyle GPU'ya öncelik veren e, teknolojiler var. Huawei'nin tanıttığı. tanıttı. E, senin oyun oynadığını anlayıp bütün sistem kaynaklarını yığıyor oyuna. E, micro SD var ama kendisi de şey e, 64 depolamayla geliyor. 64 GB. Şu o da bunun artılarından bir tanesi. İkinci Hı -hı. sim slotunu ona şeye feda edersen micro SD'ye daha da arttırabilirsin ama bence 64 ile gelmesi 1800 liralık bir telefona avantaj olarak söylenmeli. Hı -hı. 3 GB RAM'i var. Ee, bakalım başka. Şimdi Wi-Fi ac var gözüküyor. 5 GHz bağlandım. Bluetooth 4.2'si var. Radyosu var. NFC var. Mikro ee, micro USB. Mesela Type-C'ye geçirmemişler. Hı -hı. Parmak izi okuyucusu var ve yüz okuması da var. Parmak izi okuyucusu Huawei klasiği olarak hızlı, hızlı çalışıyor. çalışıyor. Ee, şeyde ışık olduğu sürece, ışık düzgün olduğu sürece yüz okuması da hızlı çalışıyor. Hı hı. Onlar zaten Huawei klasiği. Kamera 13 megapiksel arka kamerası ama görüyorsunuz görüyorsun derinlik sensörüyle geliyor. Hı hı. 1080p 60 video çekiyor. 4K'yı kesmişler. Öz çekimde 8 megapiksel Kamera performansı çok e, orta seviye bir performans veriyor. Zaten işte özellikleri kısıtlı. Ama Huawei'nin teknolojileri yine Mate 20'de de gördüğün teknolojiler çoğu arkasında çalışıyor. O yüzden mesela arka plan yok etmede o bokeh kalitesi falan çok güzel. Işıklar e, süper gözüküyor. Gece çekimini de koymuşlar buna ama gece çekimi Mate 20 Pro'nun yanına yaklaşamaz. Yani gece çekim modu elde hı hı. gece çekim modu. E, normal zaten. E, aşırı işlenmiş gözüküyor. E, Sıkıntı o. Ee, ama genel olarak orta seviye telefon olarak yani Mate 20 Lite'la biraz karşılaştırdık. Mate 20 biraz daha iyi gözüküyor ama sırf karşılaştırdık diye öyle gözüküyor. Yani anlamazsın o kadar. Hı hı. O, o yüzden hani güncel bir, bir, bir performans sunuyor diyebiliriz. Örnekleri indirip kendileri de karar verebilirler. Gece çekimi tabii bunun zayıf noktası hepsinde olduğu gibi. Daha doğrusu az ışıklı ortamdaki çekimler ama gündüz genelde memnun memnun ediyor derinlik sensörü de iyi çalışıyor. Öz çekim kamerasının bir özelliği yok. O da işini yapıyor sadece. Ee, pile 3400 mAh. Bunun. Şöyle testlerini yaptım. Ee, söyleyeyim. Oyun süresi 4,5 saat. Film süresi 10 saat. PC Max süresi de neredeyse 9 saat. Bunlar iyi rakamlar. Hı hı. Muhtemelen Kirin 710'un e, marifeti olabilir o. E, üç tüketiminden dolayı bence bu rakamlar güzel. Zaten yani 3400 de yani 3000'in üstünde biraz bekliyorduk ama bu bu rakamlar güzel Hı -hı. rakamlar. Android da geliyor. O da güzel. MUI 9 ne? Şeyler var. Android'in oyun e, yeni kattı. Şu arkadaki alttaki bizim klasik ikonlar gidiyor. Daha jestle kullanma olayları var. Onlara kısıtlama getirmemişler. Hepsi var. Şeyler var. Mesela parmak izi okuyucusunun başka işlere yaraması var. Hmm, scroll falan. Ama orada şeyi anlıyorsun, orası çok küçük. Hı hı. Yani o, o yüzden rahatsızlık veriyor biraz. Çünkü scroll hareketinde e, parmağın ister istemez kenarlara takıldığı için, sürttüğü için o evet. bir rahatsızlık edici bir hareket ama o da düzgün çalışıyor çünkü algılaması çok hızlı. Evet. Genel kullanım performansı çok iyi. Hani yavaşlama falan hissetmiyorsun. E, 710 başarılı bir işlemci olmuş. E, zaten 3 GB RAM kurtarıyor depolaması da 64 video e zaten şey yapmıyorsun. Yani 4K olsa videoyu hızlı tüketirsin şey depolamayı da. Bunda o da yok. Hı hı. E, derli toplu bir telefon olmuş özellikleriyle, evet. tasarımıyla. Ya yani şekli şemali falan da gayet güzel. Evet. Sadece şey söyleyebilirim. Şöyle elini aldığın zaman biraz plastik hissi veriyor. O kadar. Olur. Hani bir premium şey yok. O, o, o fiyata göre baktığın zaman. Yani aslında bu telefonlar bak bir Türkiye'de 1800 lira. Aslında daha da ucuz olması lazım. Evet. Öyle düşünmek gerek. Evet. Pahalı hali 1800 lira bu telefon. Türkiye'nin vergilisiyle, bilmem nesiyle. Ee, ama modern çizgilerini yakalamış düzgün. Hani genç işi biraz bence o renklerle. E, renk seçenekleriyle. Evet. Burada kafa karıştıracak şey, e, bu adamlar zaten bu, bu iş için Honor diye bir marka var. Yani o da biliyorsun Huawei her şeyi. Honor bayağı Huawei ile yarışıyor. Şu an yarışıyorlar evet. evet. Yani kendi kendilerine yarışır hale geldiler. Bilmiyorum hani bu ikisi nasıl aynı anda var olacak çünkü her zaman Huawei'nin telefonları Honor'dan bir şeyler daha fazla sunuyor hı hı. Çünkü, çünkü pahalı daha pahalı e, ama e, şu an daha sonra bu incelemeden sonra e, Honor'a geçeceğiz e, göreceğiz ki e, aradaki fiyat farkı çok önemsiz bunu alır geçersin direkt. Doğru. Ee, o yüzden bu, bu yani şey de demiyorum. hani Huawei pahalı olmalı diyecek halim yok. Güzel bir şey tüketici açısından da niye gerek ne gerek var bu kadar kampanyasını? diyorsun. diyorsunuz. Pazarlama yani, açısından anlayamıyorsun. Met çünkü bak honor'da da şey yok. Met 20 e, yani P serisinin tepesinin karşılığı yok. Mate serisinin tepesinin karşılığı yok. O adamlar o işlere girmiyorlar. O adamların işi tam olarak bu. Evet, O zaman burada niye bunlar bu, var? O da bu da buraya girmemeli. Ama işte demek ki o şeyden falan yararlanmak istiyorlar herhalde. Marka bilinirliğinden yararlanıp bilmiyorum ki. Yani şu, şu telefon gayet düzgün. Şeyin yani şeyle de düzgün. M20 arasındaki fiyat açı da Hı -hı. yeterince açık. O hala 2500'lerde geziyor. Yakınlaşırsa muhtemelen çünkü insanlar onu tercih edecektir. Ee, edebilirler. Bu telefon 1800 lirayı 1800 lira başka telefonlarda tabii ki alırsın zaten biz e, her ay bunun listesini yapıyoruz umutla. Bütün alternatifleri sunuyoruz. Diğer Çinli rakipleri de var. Hı ama e, şu an için Huawei'yi tercih ediyorsan işte servisinden memnun kalmışsındır. Arayüzünden memnun kalmışsındır. Genel olarak seviyorsundur. İşte 1800 liraya bunu veriyorlar. Evet. Bence düzgün bir telefon. P Smart'ın 2019 modeli. Ama ilk fiyatında çıksaydı hayatta olmaz derdim. Baya, şu anda bayağı makul. yüzde %20-25. Evet şey. şu anda makul. Peki. P Smart 2019 böyle. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.